Selam. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda ne olacak mı biliyor musunuz? Okulun ilk günde benimle hazırlanmış sabah rutini tarzı bir şey. Ve şu an formamı denedim çünkü çok uzun zamandır denemiyordum. Nasıl olduğunu çok merak etmiştim. Bu forma bu arada Kasım'da aldım ben bunu okullar ilk açıldığında. Ama 2 hafta sonra kapandı. Büyük geliyordu değil mi? Çok büyük geliyordu. Yani bu sweatshirt o kadar şey durmuyordu, absürt durmuyordu. Ama bu kot, dar kot normalde bana böyle bol gibi duruyordu ve çok iğrençti. Ben Kasım ayından sonra yaklaşık bir 5 kiloya yakın almışımdır. O yüzden şu an tam oldu ve 5 kilo bir de en az 6-7 santim uzadım. Çünkü ben Kasım ayında çok kısaydım. 1.50 falandım. Şu anda çok uzun değilim ama şu an 1.60 yakınım. O yüzden yani en az 10, neredeyse 10 santim uzamışım. O yüzden çok güzel, yani çok mutluyum şu an. Formalar güzel olduğu için. Bakın göstereyim. Yani ne kadar anlarsınız bilmiyorum. Siyah falan olduğu için. Aslında siyah değil, lacivert. Böyle dediğim gibi yarın sabah hazırlanırken mesela her şeyi çekeceğim. Yani get ready with me for the first day of school olacak. Bunu normalde yurt dışındaki insanlar çok yapıyor ve çok özeniyordum. Ya normalde sabah rutin falan yapıyordum okulun ilk günü için. Ama bu tam bir get ready with me, yani benimle hazırlan olacak. O yüzden çok mutluyum. Her şey için çok mutluyum. Öyle yani. Yarın sabah... Şimdi bizim normalde okulumuz 8.50'de başlıyor ama arkadaşlarım diyor ki 8.30'da buluşalım okulun ilk günü falan diye. Bilmiyorum yani 8.30'a yetişebilirsem 8.30'da onlarla buluşacağım. Yetişemezsem normalde 50 geçe de orada olmam gerekiyor. 4'e 10 geçe de çıkacağız okuldan. Saçımı böyle yapmaya karar verdim çünkü saçımı çok kısa oldu. Kat falan da attım, kendim attım. Ve normalde okula toplu saçla girip okulda açıyorum saçımı. Çünkü bizim okul biraz katı, yani ojelere falan da kızıyorlar. Ojemi de çıkaracağım. Ama saçımı dediğim gibi çok kısa olduğu için toplandığında çok çirkin duruyor. O yüzden böyle bir model yaptım. İşte çok az böyle bırakıp arkadan böyle tel tokayla. Tabii şu an çok hızlı yaptığım için güzel değil ama düzgününü yapacağım. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. Her detayı, bütün hazırlanışımı vesaire çekmek istiyorum. Geceden başladım çünkü sabah eminim bu kadar detaylı anlatabilecek bir enerjim olmayacak sabahın 7.30'unda falan. O yüzden başlamak istedim videoya. Şimdi kapatıyorum. Yarın sabah uyanışımdan itibaren her şeyi çekmeye başlayacağım. Ha bir de yarın sabahtan önce bir de makyajımı çıkaracağım. Bakım falan yapacağım. Onları da çekeceğim. Yüzümde çok çok hafif bir makyaj var. Öyle yani. Şimdi makyajımı çıkarıp bakım yapacağım. Yani bakım ve şeyde çok bir şey yok yani. Her zaman yaptığım bakımdan yapacağım. Sadece arada sürdüğüm bir maske var. Böyle gece uyurken sürüyorsunuz yüzünüze. Ve böyle işte bütün yaralarınıza, izlerinize ve sürücüye bir şeylerine çok iyi geliyor. Sadece biraz yüzün yağlandırıyor. Böyle bir tuhaf yapıyor falan. O yüzden her zaman kullanamıyorum. Ama çok güzel bir ürün. Göstereceğim size. Burada bir sürü, yani bazı kişiler böyle sürekli bakımla ilgili video çekmem gerektiğini söylüyor. Ama yani şu aralar... Şu aralar o kadar fazla bakım yapmıyorum. Yani şimdi zaten göstereceğim size her gün yaptığım bakımı. Siz de öğrenmiş olacaksınız. Yani ekstra bir şey yapmadığım için... Telefonu saklayamadım. Tamam. Bu arada saçım şu an bayağı kötü durumda. Biraz kabardı falan. Şimdi her gün öncelikle yüzümü bir tane sabunla yıkıyorum. Bunun adı keçi sütü sabunu ve keçi sütünden yapılıyor sanırım. Tam bilmiyorum. Yani ben yüzüme bir sürü ürün kullanıyorum. Ama o tarz ürünler yani yüzü biraz böyle ürüne bağımlı hale getiriyor. Ve o ürünü bıraktığınızda kullanmayı yüzünüz kötüleşiyor falan. O yüzden bu tarz sabunlar daha organik ve yüzünüze yararlıymış. O yüzden bu keçi sütü sabununu bayağı seviyorum. Yani işe yarıyor. Ama çok düzenli kullanmanız lazım bunu da. Yani 1-2 haftadan sonra sonuç veriyor diyebilirim. 1-2 hafta değil ama dediğim gibi düzenli kullanmaya başladıktan sonra sonuç veriyor. Ve böyle bir yüz fırçasıyla yapıyorum. Bunu da mini sodan almıştım. Böyle köpürtüyorum. Sonra yüzümü böyle yıkıyorum. Eğer makyajım çok ağırsa, o gün rimel, eyeliner falan çektiysem önce makyajımı temizliyorum. Ama şu an yüzümde çok makyaj olmadığı için gerek yok. Evet, böyle köpüğü uyguluyorum. Bu arada çekmeyi en çok sevdiğim şey bakım ve böyle rutin videoları. Çok hoşuma gidiyor. Tamam, böyle. Bu kadar.
Okulda hocalara ne yapayım diyeceğim diye bu arada çok korkuyorum. İnşallah demem. Şu an çok yorgunum. Evet, biraz rimelim varmış. Havlu yok lan. Ve sonra da yüzümü peçeteyle kuruluyorum. Çünkü bir yerde yüzü peçeteyle silmenin havluya göre daha iyi olduğunu okudum. Belki de kolpadır ama bilmiyorum yani. Evet, yüzümde biraz rimel varmış. Şu an çok hafif aktı. Ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. Evet, yüzümü bu şekilde yıkadım. Dişlerimi fırçalayacağım. Yüzüme maskeyi yapacağım, o işte gece sürdüğümü, ama gece sürdüğümü yapmadan önce bunu sıkacağım. Bu da yüz nemlendiricisi. Yüzümü kurutmasın diye o maske. Yani kurutmasın diye değil işte. Bu da nemlendiriyor, güzel nemlendiriyor. O yüzden bunu sıkıyorum. Tamam, sıktım. Bir de son olarak kullanacağım macun da T-Brush'ın vegan macunu. Bunu da böyle atıp kırıp dişlerimi fırçalıyorsunuz. Evet, şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Dişlerimi fırçalayıp geldim. Son olarak kullanacağım kremi göstermek istiyorum çünkü bayağı iyi bir şey. Bu. Yani şu an bitti. Ve kapağı yok bunun şu an. Adı B Pablemine, öyle çok tuhaf bir ismi var. Yani şu an bitti, bitmek üzere hatta. Şimdi yüzüme bunu uygulayacağım. Sonra zaten yapacak bir şey kalmıyor. Saçımı toplayıp büyüyeceğim. Toplamam nedeni de kabarmıyor. Çok iyi bir taktik bu arada. Yüzüme kremi de sürdüm. Yani artık her şey için hazırım. Bu yüzümdeki kremler artık böyle son yüzümdeki birkaç kızarıklık yeri alır. Burada ışık ne kadar güzel. Bu şu an buradaki ışık çok hoşuma gitti. Tipime aldırış etmeyin ne olur, yani bu maske var yani. Şimdi ojelerimi çıkaracağım. Yoksa yani çok kötü olur okulda. O yüzden bu siyah ojeleri çıkarıp sadece şeffaf oje süreceğim üstüne. Yani bu kadar. Şimdi uyuyorum çünkü saat 11.30 oldu ve benim hani artık uyumam lazım. Çünkü aylar sonra ilk defa 7.30'da uyanacağım. 7.30. Çok erken bir zaman benim için. O yüzden şimdi zıbarıyorum. Sabah görüşürüz. Günaydın. Şu anda uyandım. Saat 8.10 geçiyor. Hazırlanmam için yaklaşık bir yarım saatim falan var sadece. Şimdi hazırlanacağız. Kıyafetimi giydim. Şimdi dün saçım için gösterdiğim modeli bu sabah yine yapacağım. Hadi bakalım. Saçım da bitti. Şimdi dediğim gibi okulda makyaj yasak, o yüzden makyaj yapmayacağım. Sadece krem falan süreceğim şimdi. Bir tane Neutrogena'nın bu nemlendirici kremini süreceğim. Çünkü neden olmasın? Şu an yüzümde hiç makyaj yok ve iyi duruyor yani. Şu an bir sıkıntı yok o yüzden. Ve lip balm.
Şimdi parfüm sıkacağım, bunu kullanacağım. Şimdi aşağıya kahvaltı için iniyorum. Bir yemek yiyeceğim. Bu arada alarmlarımı hiçbir şekilde duymamışım. Ve çok geç uyandım. Yani çok geç değil ama biraz geç uyandım. Neyse, daha o kadar hızlanmama gerek yok. Şimdi birazdan çantamı falan hazırlayacağım kahvaltıdan sonra. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Çantam. Dün geceden hazırladım bütün her şeyi. Şimdi bir tek iki tane defter koyacağım. Bir şey yazmayız büyük ihtimalle ama yedek yani. Bir de son kez kontrol ediyorum bütün kitapların yerinde mi diye. Tamamdır, her şey yerinde. Çantam da hazır. Yüzüme gül suyu sıkacağım. Bu ya, şimdi maske falan takacağım için bütün gün yüzüme birkaç nemlendirici sürmem iyi olur diye düşündüm. Bu da yine gül suyu da yüzü nemlendiriyor ve güzel bir şey yani. Okey, bu kadar yeter. Saçımda böyle oldu. Saçım çok hoşuma gitti ya. Bütün video boyunca şu hareketi yaptım. Defne, biz okula gidiyoruz. Görüşürüz, tamam mı? Üzgün müsün? Hı? Üzgün müsün? Tamam, boşver. Tipe bak, sen de okula gidecek misin bugün? Defne'nin de okula. Çıkmak için Hüseyin'i bekliyorum. Şimdi orada gideceğim, kimse olmamış olacak. Ya keşke telefonu okulda bırakmasak aslında. Çok güzel olmuş. Bu arada hava gerçekten çok kötü. Yağmur yağıyor ve... Şu an çok stresliyim okul için. Neden bilmiyorum. Buradan bile bir stres geldi. Selam, şimdi eve geldim. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Yüzümden ve sıfatımdan da anlaşıldığı gibi cidden bayağı yoruldum ama çok güzeldi. Arkadaşlarımla kavuşmak, işte tekrar okula gitmek falan çok güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Okuldan sonra arkadaşlarımla yemeğe falan gittik. Okul da çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Çok özlemişim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.